Evet, Derya Hanım gelmiş ve diyor ki Filistinli rehineler ne durumda demiş. Filistinli rehine takaslarından öğrendiğimiz üzere Hamas gayet iyi onları besliyor arkadaşlar. Yani bir sorunları yok aslında. Evet, Ayfer Hanım diyor ki seferatlar bu kez Filistin yanlısı mı? Seferatlar normalde bu kez yani ta sadece Filistin yanlısı değil. Aynı zamanda ne yanlısılar? Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye. Tamam mı? Bunları unutmayalım. Haham ne yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhuriyet'in 100. yıl resepsiyonu sırasında, değil mi? Hani bir düşünün bakalım. Orada herkes dedi ki yok büyü yapmış da bilmem neymiş de ya bırakın bu işleri ya. Bilmeyen herkes hemen işin büyüye sihire getiriyor. Evet devam edelim. Cenk Bey'in bir katkısı daha var. Diyor ki Putin'e suikast yapıldı zaten Zafer demiş. Ya şimdi o konuda evet birkaç açıklamaların olduğunu biz de gördük. İşte mevcut Putin'in de bir robot olduğu veya işte onun bir ne diyorlardı benzeri olana işte dublörü olduğu vesaire olduğu söyleniyor. Aynı şeyler biliyorsunuz Biden için vesaire de söyleniyor. Ya sorun değil. Biz sonuçta orada izlenen yola bakıyoruz. Yani yerine gelen dublörse bile gene bir dik duruş varsa kendi ülkesi adına sorun değil o kadar yani ölmüş veya ölmemiş. Burada kişilerin ölüp ölmemeleri sorun değil yani. Arka plandan yürüttükleri plan programlarda bir değişiklik oluyor mu olmuyor mu ona bakmak lazım. Emin Hüseyinov diyor ki Hitler bir gemi Yahudilerden gönderdi. Amerika geri gönderdi. Sonra ne oldu belli demiş. Evet. Mustafa Ergüler hocam İbni Arabi kehanetleri gerçekten yalan mı? Gerçekten yalan arkadaşlar. Muhittin İbnül Arabi'nin hiç de öyle saatler vesaire yazıp da kıyamete kadar yaşanacak olan her yıldaki olayları kaleme aldığı bilgisi külliyen yalandır ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu adam eğer Müslümansa ve bu adama bizimkilerin bakış açısı nazarında bugün bir Müslüman yani İslam alimi diye bakılıyorsa yahu İslam alimi Kur'an'da çok açık bir ifade olduğundan dolayı gaypla alakalı bir bilgilendirmeyle ilgili konuya eğilebilir mi ya? Ve kıyamete kadar yaşanacak olan tüm yıllarla alakalı yaşanacak olanları yazdılar diyorlar ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Allah ne diyor? Kıyametin bilgisi sadece bende var diyor ya. O vakit ne zaman kopacak bilgisi bende var diyor. Ayetle peygamberimizi tabiri caizse fırçalıyor ya. Ama Muhyiddin İbnül Arabi bonkör mü davrandı Allah haşa diyelim. Gidip de gel evladım. Sana ben vereceğim bütün bilgileri sen de yazacaksın hepsini falan. Bu mu oldu ya? Yapmasınlar yazık günah. Burada neyi bilmek lazım? Muhyiddin İbnül Arabi'nin çağdaşı kim? Kankası kim? Kankasının kim olduğunu bilmezseniz oturur ağlarsınız. Kankası kim? Ben konuyu çok detaylı açmayayım. Bu onların 2023'te dedikleri doğru çıktı mı çıkmadı mı programı yaparken açacağız biraz zaten. Ama şimdi kankasının ismini verelim. Kankasının ismini verelim. Rambam İbni Meymun. Tamam, Meymonides. Bunu bir tanıyın bakalım bu kimmiş ya? Bunu bir tanırsanız Muhittin İbni Arabi'nin yakın gelecekle alakalı bir açıklama yapıp yapmadığı da ortaya çıkar. Ne zamana kadar? Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü edeceği kadar ki süreçleri de az çok bunlar kestirmiştir. Hani Türkler Kudüs'ü fethedecek diyordu ya işte odur yani. Yoksa bugünküler vesaire değil. Evet, devam edelim. Cenk Bey diyor ki ölen kahinlerin üzerine yazılan hikayeler istihbarat teşkilatları tarafından yazılmaya devam ediliyor. Doğru, evet biz de bunu aynen bu şekilde teyit ediyoruz. Ve bu şekilde de anlatmaya devam ediyoruz. Fatma Unlu diyor ki Ukrayna-Rusya savaşı ne oldu? O kadar savaş yıkım oldu. Şimdi orada barış sağlandı mı? Orada barış sağlanmadı. Ama Zelenski şu anda bütün Batı ülkelerine bir kere daha ne kadar iki yüzlü olduklarının isyanını yapıyor. Herkes Hamas-İsrail çatışmasına tüm gözleri çevirmişken Rusya bana saldırmaya devam ediyor. Kimse bu konuya dikkat çekmiyor diyor. Niye bunu söylüyor Zelenski? Çünkü Zelenski de yani 2024'te Ukrayna'da da seçimler var. Ukrayna'ya göre Rusların müdahale ederek içeriye girdikleri yani ele geçirdikleri sınırlar Ukrayna'nın nazarında Rus işgali altında. Bunları göndermesi lazım ki kendi sınırları içerisindeki bu bölgelerde hem
milletvekili adayı hem belediye adayları vesaire gösterilsin. Şimdi buralarda aday gösteremezse Ukrayna o coğrafyayı fiili anlamda Ruslara kaptırdığını veya Rusların toprağı olduğunu kabul etmiş olacak mı? Olacak. Bir bakıma da olsa bununla alakalı şu anda isyanları var. Züğürt Ağa'nın da buğdaylarını çalmışlardı diyor Coşkun Bey. Evet. Deryan diyor ki bu yollar akıllı şeyler için mi? Evet. Fatma Unlu diyor ki Ukrayna-Rusya savaşını kim kazandı? Az önce söyledik. Resmi anlamda fiil olarak kazandığı sonucu şimdiki Ukrayna'daki seçimlerde aday gösterip gösteremeyeceğine bağlı. Devam ediyoruz. Angel Yıldız kehanetlere göre bundan sonra sırada ne var dediğimizde 7 kilise var demiştik. Ege coğrafyamız. Evet. Şimdi Yavuz Bey de diyor ki Biden G20 ülkelerine para ayırın. Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz dedi. İkinci akıllı şehirler mi geliyor Arabistan'dan sonra? Bölgede zaten evet. Gazze'de de zaten evet olacak. Bundan sonra zaten kurulacak olan yeni sıfır şehirlerin hepsi akıllı şehir olacak arkadaşlar. Bunu bir kere unutmamakta fayda var. Cahit Öztaş diyor ki bugünkü kitabın mukaddes İncil'inde var ama Yahudi yaptı diyorlar. Yani bu Hristiyan'ın Yahudi'yi kullanması, dünyayı da Yahudi yaptı diye kandırıyorlar, herkese inanıyorlar diyor. Evet ne yazık ki doğru. Yahudiler dünyayı yönetmiyor diye biz elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Sannom 44 diyor ki Sevr Antlaşması Türkiye'de geçerli, o yüzden başımıza bunlar geliyor diyor. Bu kişiyi tanımanı ve bize anlatmanı isterdim. Teşekkürler demiş. Bu kişinin arkasında Burak Turna diye biri. Biz kendisini tanımıyoruz ama onun herhalde bir çalışması olmuş son dönemlerde. Sevr Antlaşması'ndaki maddelerin neredeyse hepsi Lozan Antlaşmalarında geçirildi diye. Ama biz şimdi kendisini yapmış olup çalışmayı incelemediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Bakmak lazım tabii ki. Yani böyle bir durum var mı? Biz pek olduğunu sanmıyoruz ama işte bakalım. O zaman Kurtuluş Savaşı'nın bir anlamı kalmamış oluyor. Aynı maddeleri yine kabul ettiysek falan. Evet devam ediyoruz. Cahit Öztaş diyor ki fark etmez ki reklamın iyisi kötüsü olmaz. Hesabı farkında olmadan iyi bir şey yapmış diyor. Evet, onu geçen az önceki açıklamamızı söylüyor. Bütün dünyanın en güçlü ailesi Antik Roma'yı yönetiyordu. Şimdi diğerleriyle birlikte tüm dünya yönetiyor olabilir mi? Tüm dünyanın en güçlü ailesi Antik Roma'yı yönetiyordu demiş Cenk Bey. Şimdi Antik Roma'yı yönetmesinden ziyade Antik Roma'dan önceki medeniyetleri de yani krallıkları da yönetiyorlardı. Örnek diyelim. Örnek. Hani Mezopotamya coğrafyasında neredeyse herkesin bilmiş olduğu ülkelerden bahsedersek yani ve özellikle yine Orta Amerika coğrafyasındaki medeniyetler de vardı. İşte Aztek, Maya, İnka. Bunlar da tek başına değildi. Orta Doğu Mezopotamya'ya dönersek değil mi? Sümerler var vesaire. Bunlar da öyle kendi başına bir ülke vesaire değildi. Babil'ler vardı bölgede ciddi anlamda köklü ülkelerden, imparatorluklardan. Daha sonra İranlar, Persler gelmişti. Bunların hiçbiri de öyle kendiliğinden coğrafyada hakimiyet sağlayıp daha sonra diğer batıya doğru açılım yapanlar değillerdi. Ama bunların ortaya koymuş olduğu o putperest yapılar, pagan yapılar bugün dünyada hakim. Biz de zaten neyi söylüyoruz? Kartal tarikatı diyoruz. Kartal tarikatının çıkış kaynağı zaten Mezopotamya'dır. Yani bu bilgiyi de vermiş olalım. Roma'nın da biliyorsunuz ki sembolü kartaldı. Daha sonra Sümerler'de kartalı görüyoruz her yerde. İşte bugünkü Alman ama daha önceki Alman İmparatoru, Kutsal Roma Cermen. Değil mi? Bunun da sembolü kartal. Her ülkenin istihbarat biriminin sembolü de kartal olursa eğer ki öyle biliyorsunuz. Hayırdır diye sormayalım. Evet Cenk Bey diyor ki bir demiş. Prens Ottaviano de Medici 2 Fabrizio Prens Massimo demiş 7. Arsoli Prensi eşi Kontes Alessandro Malesti Boccani ile birlikte demiş herhalde o yukarıdaki yazısına atfen bu isimleri söylemiş 3 diye devam ediyor Farnese'nin bir kolu olan Bourbon ilk Sicilya klanından Juan Carlos 4. Prens Scipione Borghese ve eşi Prens Barbara Massimo. Devam ediyor mu? Ona bakıyorum. Yerde devam ediyor galiba. Neyse devam ettiğin yerde söyleriz. Coşkun Bey diyor ki
Kentler hakkındaki bilinen bilgilere göre medeniyetten ve yazılı kaynaklardan uzak oldukları anlatılır. Ancak bugün nasıl oluyor da dünya yönetebiliyorlar? Evet, çünkü kendi aralarında sözlü gelenek aktarımı var. Bu da ne olduğunu gösteriyor. Zaten kendi içlerinde kapalı bir sistem. Kapalı bir sistem olursa sözlü gelenek devam eder. Düşman oluşturmuyorsa, düşman eğitiyorsa o zaman bu sistem korunur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki daha yeni şehidimiz vardı. Yani tırnak içinde şehidimiz değil mi? Kim o? Henry Kissinger. Henry Kissinger'de güzel bir lafı vardı değil mi? Ne diyordu biz? Bize vatan haini yapanı öldürürüz ama diğer ülkelerde olan hainleri de yanımıza çeker, kullanır, o ülkelere karşı kullanırız diyordu. Buna benzer bir yol haritası Keltlerden gelmiştir. Zeliha Hanım diyor ki Filistin gibi bizlerin de kağıt üzerinde satıldığını düşünüyorum. İnşallah yanılıyorum demiş. Vallahi haklı gibisiniz. Serpil Hanım diyor ki savaşın yakın tarihte biteceğini görüyor musunuz? Filistin'deki zulüm bitecek mi? Şimdi bizim yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. Biliyorsunuz ki Economist 2024 kapağını yorumlarken oradaki siyah ve beyazlı daireler vardı. Orası güneş tutulması demiştik. O tutulmanın İsrail ile bağlantısının olduğunu ifade ederekten bölgedeki çatışmanın onlara göre, kapaktaki yorumuna göre Nisan ayının sonuna kadar, Mayıs'a kadar devam edeceğini söylemiştik. Ama kendi yapmış olduğumuz analizde diyoruz ki o zamana kadar yayılırsa araya Ramazan girecek Mart ayında. Mart ayında Ramazan'a kadar bu işin kalmaması gerektiğini ifade ederek Şubat ayının sonuna kadar Gazze'deki yapılan operasyonun İsrail nezdinde tam anlamıyla güvenlik altına alınması gerekiyor demiştik. Yani adamların yol haritası bunu gösteriyor demiştik. Ve bu yönde bir açıklamamız olmuştu. Macron ne dedi? Macron da yeni yapmış olduğu bugünkü açıklamasında Hamas'ın bölgede tamamen yok edilebilmesi için 10 yıllık bir savaş gerektiğini ifade etti. O da böyle bir süreç anlattı. Artık kime inanırsınız siz bilirsiniz ki önümüzdeki yıl içerisinde bizim yaptığımız analizin doğru olup olmadığını hep beraber görüyor oluruz. Ona göre de deriz ki evet adamlar böyle devam ediyor vesaire. Burak İyilikçi Bey diyor ki Katar emirinin İsrail Cumhurbaşkanı ile uzun görüşmesi neyin işareti hocam demiş. Evet, şimdi burada Katar zaten bildiğiniz üzere Hamas-İsrail çatışması sırasında insani aranın yani kısa süreli bir ateşkesin olabilmesi için ara bulucu ülkelerden biriydi Mısır'la beraber. Şimdi demek ki Katar'a İsrail kendince maddi tavizler verecek Katar'a. Bu maddi tavizler, tırnak içinde tavizler tabii, maddi destekle beraber Katar olabildiği kadarıyla bölgede İsrail-Hamas çatışmasına karışmayacak. Çünkü bir denedik, iki denedik. İsrail gerçekten terör örgütü, bizi dinlemiyor, kimseyi dinlemiyor deyip biraz kendini geriye çekip buradaki arabuluculuktaki rolü Mısır'a biraz daha ağırlık verebileceklerini görüyoruz. Cahit Bey diyor ki bu arada 2024 Ekonomist Kapağı dergisi benim gördüğüm hocam resmen Kudüs haritası o. 1200 yılındaki el yazması harita o demiş. Yani şöyle eğer o daireyi bir yazarın, bu bir Mason yazarın kitabında o şekilde tanımlamışlar. Daire alan içerisinde tanımlamışlardı, resmetmişlerdi Kudüs coğrafyasını ve etrafının hendekle kazılı olduğunu, hendeğin içinin suyla dolu olduğunu, içerideki bu dairenin de kendilerince kuşatma alanları olduğunu resmetmişlerdi. Eğer ona bir atıf yapıyorsanız şu anda Cahit Bey, benzerlik var mı derseniz var. Ama bizim nazarımızda birebir midir? Değildir. Fatma Unlu yani savaş devam mı ediyor? Bombalanıyor mu oralar? Evet, ben Fatma Hanım'a biz o zaman şunu soralım. Fatma Hanım siz neredesiniz? Yani Türkiye'de misiniz? Neredesiniz? Çünkü biliyorsunuz 2 gündür ateşkes bittiği için bombalama devam ediyor. Ordinary Person diyor ki ABD'de Hristiyan cemaatlerinden bir ikisi değil. Çoğu diyorlar ki Daniel Kehaneti 2028'de bitiyor. Kuzeydeki ordu ve Gog Magog için Rusya'ya veya Türkiye olarak isimlendirilip savaş 2028'de bitecek diyorlar. Şimdi orada şöyle bir şey var. Daniel'in 70 haftalık kehanetinden direkt yola çıkıyorlarsa çünkü Daniel'in pek çok kehaneti var. Yani biz 70 yıllık kehanetin 2023 Ekim'inde biteceğini söylemiştik. Eğer onlar da eğer takip ettiniz kimlerse bilmiyorum ben. Oradakiler de Daniel 70 haftalık kehanetini yorumlayıp
2028'de bitecek diyorlarsa demek ki yol haritası ve metot farklı ama bizimki tuttu. Onu söyleyeyim. Ama buraya da bir işaret ediyorlarsa 2028'e bakın 5 yılımız var. 5 yıl sonrasıyla alakalı yine demek ki İsrail Filistin coğrafyasında bir kargaşanın devam edeceği veya yeniden bir sıcak çatışmanın başlayacağının da işaretini bu anlamda da vermiş de olabilirler. Çünkü bunları biliyorsunuz. Bir tarihte verebilir, tutmazsa diğer tarihe işaret ediyorlar ama burada tuttu. Hani belki oraya bu anlamda mı gidiyorlar onu bilmiyorum. Evet, devam ediyorum. Coşkun Bey diyor ki 2023 Aralık ayına geldik. Türk Devleti'nin kendi 2023 projesi ne kadar gerçekleşti? Bravo. Çünkü o yine Kazım. Ne demişti? 29 Ekim 2023'te büyük uyanış olacak. Halaylar çekeceğiz. Niye halaylar çekiyormuşuz? Bayrakları sallıyormuşuz? Çünkü Misak-ı Milli sınırlarına ulaşacakmışız. Hani abi nerede? Nerede? Sen daha bugün Rusya'dan, Amerika'dan izin almadan Suriye'ye operasyon yapamıyorsun. Nereden nereye? Hadi bakalım. Evet, Derya Hanım diyor ki deprem bölgelerinde akıllı şehir olacak denilebilir mi ülkemizde? Evet, zaten çünkü ihaleler yapıldı. Özellikle deprem bölgelerinden, o coğrafyada olduğu için söylüyoruz. Gaziantep Belediye Başkanı çok hevesli. Fatma Hanım, aman aman. Fatma Hanım kıpır kıpır kaynıyor. Sürekli o gidip akıllı şehirlerle alakalı briefingler alıyor. Fahri Ayar, hocam İsrail sonra Lübnan'a mı yoksa İran'a mı işgal edecek? Lübnan. Zaten bunu defaatle anlatıyoruz. Sıra Lübnan'da. Ki zaten bugün de bombaladığını biliyoruz. Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah karargahı diye ifade edilen noktalardan iki tanesini bugün de İsrail bombaladığını biliyoruz. Yani bir oraya atıyor, bir Gazze'ye atıyor. Sağlı sollu çalışıyor İsrail yani. Meydan boş sonuçta ne de olsa. Zeliha Hanım diyor ki hocam gökyüzünden hayvanlar yağacak diyenler var. Yok artık. Görünmeyen varlıklar görünmeye başlayacakmış. Zombi olayı olacakmış. Birkaç sayfada denk gelince sizden gerçeğini öğrenmek istedim. Vallahi kimler bu fantaziyi kuruyorsa helal olsun ya. Gökten hayvanlar mı yağacakmış? Ha, kuşlardan kasıt vesaire ise bunu şuna getiriyorlar. Dünyanın manyetik ekseni kaydığı için bu manyetik ekseni biliyoruz. Bir titreşimler vesaire de oluyor ya, gündelik hayat içinde hepimiz yaşıyoruz. Bundan ters etkilenecek olan kuşlar, hani onların da biliyorsunuz bir rotaları oluyor sonuçta gene mevsimlere tabi olarak. Oradaki o manyetik kaymalardan dolayı bunların da negatif etkileneceği ve kuşların bu anlamda yön tayinini de şaşıracağını anlatıyorlar. Ha, buna bir delalesi zaten bundan sonra 2 yıldır oluyor. Ama kuşlar haricinde yani uçabilen canlı türü haricinde normal hayvan diye bir hayvan dediklerimiz düşecekse gökten yok artık diyoruz yani. Zombi mombi olayı yalan. Yani zaten yalan ama görüntü olarak bunu gösterebilirler mi? Olabilir. Daha yeni yeni bile bazı sosyal medyalarda bu anlamda görüntüler bile servis edilmeye başlanıyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı değil mi? Çin'de kaynağının ne olduğunu bilmediğimiz bir salgın yayılıyor. Tüm dünyaya dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz dedi. Yani Çin'i bakın nasıl hapsettiler gördünüz mü? Biz bunu hep anlatıyoruz zaten. Çin'i herkes ne diye anlatmaya çalışıyor bizim karşımıza? Büyüyecek, kral olacak, dünyada süper güç olacak falan. Biz ne demiştik? Hayır abi adamı bitirdiler yani. Şimdi gene Çin'i bu anlamda bak tak kıskaca alıyorlar. O yüzden çok büyütmeyin diyoruz Çin'i yani. Evet. Yavuz Aksu iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ya Fes'ten bahseder misin? Ne biliyorsun demiş. Hazreti Nuh'un oğlu Yafes'ten bahsediyorsak nereye gitmişti o tebliğ yapmaya? Kafkasya coğrafyasına yani Asya, Doğu coğrafyasına gitmişti tufandan sonra. İşte birilerine göre Türklerin atası. Hayır efendim Türklerin atası değil. Türklere gönderilmiş olan bir peygamber diyebiliriz. Hani Kur'an-ı literatürde direkt öyledir diyemeyiz ama sonuçta gemide yani gemi tanımı şimdi tırnak içinde kalsın. Gemide babasıyla beraber olduğu için sonrasında da bu coğrafyalara tebliğe gönderildiği için buna peygamber diyebiliriz. Hani Hazreti Yuşa gibidir konumu diyeyim. Yuşa da peygamber değildir Kur'an'a göre baktığımız zaman ama en azından bir görevi olan kişidir diye geçer. Ziyafesi de bunu söyleyebiliriz. Evet bu yayını daha sonra kaydedeceğiz. Burada kime cevap veriyoruz? Seri anonime veriyoruz. Bu yayını her zaman olduğu gibi Instagram yayınımızı kaydediyoruz. YouTube sayfamıza yüklüyoruz.
Evet, Akkoç Muharrem diyor ki Pasifik'te savaş çıkar mı? Bu işte oturduğu yerden stratejistik yapan kişinin bir türlü çıkartamadığı savaş. Pasifik'te savaş. Yani biz yine savaşın özellikle Balkanlarda bir Balkan baharının başlatılacağı, daha sonra da bunun Avrupa'yı kapsayacak bir dilimde Dünya Savaşı'na evrileceğini söylüyoruz. Bizim çalışmamız o yönde. O oturduğu yerden stratejistik yapan adam da sürekli tarihler vermişti. 2020 olmadı, 21 olmadı, 22 olmadı, 23 olmadı. Şimdi 2024'de transfer ettiler diyor, katıldığı son bir o Ali Bey'in soy ismini hatırlayamadım. Onun programında öyle diyor. Şimdi 24 transferler. Yani sana kalırsa her yıl bir diğer yıla transfer ediyorlar yani. Böyle bir stratejistik mi olur ya? Orada da o programda ne attı ne attı yani. Bu kadar da olmaz. Ayfer Hanım diyor ki sözlü gelenekten olan doğu inançları ile ilgisi var mıdır Keltlerin? Tabii ki vardır. Burada kime bakın? Hazreti İbrahim hangi millettendi? Hazreti İbrahim Yahudi miydi? Coşkun Bey, Naziler bugün hangi çatı altında faaliyet gösteriyorlar demiş. Naziler bugün, bakın zaten paylaştık biz değil mi? Naziler aramızda. Ursula von der Leyen. Resim duruyor bizim, yani bitmediyse süresi hikayemizde duruyor, Instagram hikayemizde. Oradan hemen bakın. Evet, devam ediyoruz. Cahit Bey diyor ki ya arkadaşlar ailelere çok takılmayın. Bu bir sistem. Savaşı kazansan da sistem kalıcı olduğu için dünyanın sonuna kadar olacak olan bunlar. Tabii doğru yani. O yüzden biz de hani aile maile demiyoruz. Örgütü görün. Yaptıklarını görün. İlknur Bilen Aydın diyor ki rezerv alan yasasından sonra Hatay satılacak deniliyor hocam. Siz ne dersiniz? Ya bizim nazarımızda Hatay'dan önce Kıbrıs'a bakalım ya. Kıbrıs satılıyor ya şu anda. Kıbrıs gözümüzün içine bakala bakala satılıyor. Hiçbir Allah'ın kolu da hareket etmiyor. Neden biliyor musunuz? İşte Kıbrıs'ta Türk Birliği projesi kapsamı içinde mi? Evet. Biz Türk Birliği projesi için ne diyorduk? Finansörü kimin tarafından sağlanıyor? Yahudi Rothschild ailesinin tarafından diyorduk. Ve ilgili bölgelere gelerek de satın almalar yapacak diyorduk. Kıbrıs'ta bunun ciddi anlamda yapıldığını görüyor musun şu an? Evet. Ya Yusuf Alabar da, yani artık yandaş yazar olduğu için söylüyorum. Eski devlet kademesinde çalışan güvenlik birim personeliydi ama şimdi yandaş yazar veya gazeteci olarak tanımlayabilirim ben artık onu. O bile kendi gündemini aldı Kıbrıs konusunu. Ne diyor? Adadaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki nüfusun %10'u konumuna geldi adadaki Yahudi nüfusu diyor. Bak. %10'u. Adada yaklaşık olarak 300 bin Türk var. Bunun %10'u 30 bin yapar arkadaşlar. 30 bin Yahudi var şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kadar Yahudi var? Hadi rakamı biraz büyük söyleyeyim ben size. 20 bin. Bak 80 milyonluk bir ülkede 20 bin Yahudi var. 300 binlik bir ülkede 30 bin Yahudi var. Kıbrıs'a el atmamız lazım. Kıbrıs'a gidiyor. Jack Bey diyor ki Mao bir Yale öğrencisi ve kafatası ve kemikler üyesiydi. Cizvitler Mao Zedong'un büyük bir Çin soykırımını planladılar. Henry Kissinger Mao'nun yazılarını Harvard'daki derslerinde ödev olarak veren biriydi. Evet, Kissinger bu anlamda Çin kitabını alın diyoruz arkadaşlar. Çin kitabını uzun zamandır bizler konu geldiği üzere tavsiye ediyoruz. Metin Yalçın diyor ki İsrail takvim ne zaman bitiyor? Takvim bitince ne olacak? Evet, Yahudilerin ve Hristiyanların kullanmış olduğu takvimler bitiyor. Ne zaman bittiğini de daha sonraki dönemlerde anlatacağız. Parlak diyor ki bravo demiş bize. Teşekkür ediyoruz. Demek sevmiş anlattıklarımızı. Sandom 44 diyor ki kehanet falan yok. Uyuyan topluluklar var demiş. Tamam, doğru yani, uyuduğumuz doğru ama adamların da kehanete uydurduğu da doğru. Sadi ses değişti demiş. Evet, bizlik bir durum yok. Yavuz Bey diyor ki moralim çok bozukken Kazım'ı aç bozuk A haberi seyrederim demiş. Yani moral bozuk olduğunda moralizin iyi olabilmesi için, yani dünyada ülkemizde her şey, çünkü onlar pozitif olduğunu söylüyor ve o yüzden de diyorlar ki A haberi açın. Moraliniz yerine gelsin. Cenk Bey demiş ki bir de bize 250 bin TL verecekti, o ne oldu demiş Kazım Bey için. Vallahi işte sormamız lazım, ne oldu? Bütün paraları kendi mi aldı acaba Kazım? Parlak
GB diyor ki Hüseyin Hakkı kahveci az kaldı geliyorum diyor yönetmeye Türkiye'yi diyor. Olabilir mi sizce? Ya o işte Hüseyin Hakkı kahveci 3 2H1K diyeyim ben ona. Otursun oturduğu yerde yani yazık günah. Coşkun Bey diyor ki benim canım en çok bu yeni anayasa olayına sıkılıyor. İnşallah ağır bedeller ödemeyiz demiş. Biz de inşallah diyoruz. Yani sıkıntılı bir dönem. Coşkun Bey devam ediyor. Babasının ülkesi gibi davranan adamlardan tez zamanda kurtuluruz inşallah. İnşallah. Evet. Cenk Bey diyor ki Samham ve Yafes. Yani Tevrat'taki geçen bölümü söylemiş. Emre Bey demiş ki birçok sözde strateji sınırlarımızın genişleyeceğini söylüyorlar. Biz sınırlarımızı koruyalım bize yeter. Bıktık bu hayalperestlerden demiş. Evet doğru. Biz ne diyoruz? Biz de diyoruz ki her Müslüman tanımlaması yapan kendini yani Müslüman sınıf içinde gören ülke ilk önce bir sınırlarına sahip çıksın. İki ekonomisini bağımsız hale getirsin. Sanayileşmesinde özgürleşsin. Şimdi bunları yapamadıktan sonra ne oluyor? İşte kendi coğrafyanda yaşanan zulme itiraz edemiyorsun. Coşkun Bey devam etmiş. Sadi Bey geçenlerde de bana öyle... ha, onlar cevap vermişler. Sakin Hanım diyor ki Hizbullah Türkiye'ye sataşıyor. Niyeti nedir? Bilginiz var mı? Kendince bizi suçlamaya çalışıyor. Yazık günah. Metin Yalçın diyor ki Melhame-i Kübra ne zaman olacak? İslami anlamda hiçbir zaman olmayacak Melhame-i Kübra. Ali Tarakçı demiş Cenk Bey düzeltmiş. Devam et. Soyadını evet söyle unutmuştum doğru. Melhame-i Kübra olayı İslami bir bilgi değildir arkadaşlar. Bu Armageddon'ın Arapça çevrilmiş halidir. Bu kadar basit yani. Devam ederiz. Cenk Bey diyor ki Kıbrıs Yahudiler tarafından uzun zamandır satın alınıyor zaten. Evet. Ama son dönemlerde muazzam bir ivme yakalandı. Selvi Yurt demiş ki güneş patlaması, nükleer patlama veya Nibiru yaklaşıyor diye sığınak yapanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bunlar korku yayıyorlar. O kadar değil. Nibiru falan zaten birer efsane arkadaşlar. Güneş patlamaları da her zaman oluyor bu arada. Yani öyle güneş patlaması dünya hiçbir şekilde yok olmayacak. Elektronik manyetik cihazlar bozulmayacak. Bakın bunu unutmayın. Böyle bir şey yok. Çünkü yapılan teknolojiler güneş patlamalarından vesaireden etkilenecek olan seviyeye göre yapılıyor. Ve etkilenmeyecek malzemeler kullanılarak bu teknolojik hamleler açık alanlara yerleştiriliyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Serpilam diyor ki sizce Türkiye nasıl bir strateji uygulamalı? Suriye için hükümetin şimdiki politikasını beğeniyor musunuz? Suriye'de bir politika uygulanmıyor ki. Yani ne yazık ki uygulamıyor. Bir kere Suriyelileri göndermemiz lazım. İlla Suriye'yi değil. Nereye olursa olsun göndermemiz lazım. Bakın gene klasik soru gelmiş. Şengül Hanım'dan. Mehdi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mehdi olmadığı için hakkında da bir şey düşünemiyoruz. Biz daha sonraki yapacağımız kendi YouTube kanalımızdaki programlarda şu ilgili sözde Mehdi, Mesih hadisleri dedikleri hadislerin ne kadar uydurma, ne kadar mantık dışı, ne kadar Kur'an dışı, ne kadar peygamberimize hakaret yüklü olduğunu anlatacağız arkadaşlar. O yüzden de bu konuları şimdi uzun uzun girmiyoruz. Cahit Bey diyor ki şeytanla işbirliği yapmak, anlaşmak, mazlumun garibin ahını almak için milleti uyutmanın sonu hüsrandır. Nasıl başımıza iş gelmesin demiş. Evet. Cevaplar buralarda. Evet, şu ana kadar gelen bütün soru, cevap, katkı, yorum hepsini okuduk. Evet, Coşkun Bey'den evet şimdi bir tane geldi. Kehanetleri yazanlar bunları gerçekleştirmedi. Sahada nasıl aksama yaşayabiliyorlar ki bu tarihlerde sarkmalar olabiliyor. Kendileri yapmıyor. Kendi hazırlıklarında yetersiz kalıyorlar. Şu an için o. O sebepten dolayı da biraz olsa tarihlerde aksama oluyor. Bundan dolayı da ki bir de şu da var tabii yani evet kendileri de geç kalıyor ama en önemli aksama noktaları nerede gerçekleşiyor? Zaten bunların gerçekleşmeyeceğini onlar da çok iyi biliyor. Ama işte hep dediğimiz gibi konuya müdahil olup kendilerince politik ortaya koyuyorlar. Adım atarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.